2011-2012 yılından beridir Emrullah Turanlı bazı meslektaşlarımızın da ciddi anlamda kayırdığı iş insanı, yaklaşık olarak 7 yıldır 8 yıldır Ercan Havalimanı'nın pistini büyüdemedi. Büyüdemedi ya. Olmadı be kardeş. Olmadı. Yapmıyor çünkü. Herkes rahatsız, herkes şikayetçi. Devleti kazıklayan bir iş insanı. Ve bu devleti kazıklayan iş insanının arkasında enteresan insanlar. Çıkıp bu memlekette filan bakan benden rüşvet istedi, filan bakan benden rüşvet istedi diyen bir iş insanı Emrullah Turanlı. Paçalarından borç akıyor, borcum yok diyor. Hazmedemiyorum ben bu durumu ya. Ben bir Kıbrıslı Türk'üm ya. Yarın sabah çözüm olsa bu memlekette, çözüm var mı ya bizim uluslararası bir havalimanımız ya? Gelecek olan 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon insanı çekecek bir havalimanımız var mı ya bizim? Yahu 8 yılda devletler kurulur, devletler bozulur ya. Bu adam bir Ercan Havalimanı'nı bitiremedi. Devlete yapması gereken ödenekleri doğru düzgün yapmaz. Yerine getirmesi gereken koşulları yerine getirmez. Pisti yapacak olan bıraktı kaçtı. Binayı yapacak olan bıraktı kaçtı. Binanın dışını yapacak olan bıraktı kaçtı. Ve benim başbakanım hala izliyor bu konuyu. Hala izliyor. Kardeşim bulun başka bir yatırımcı. Gönderin bu adamı başkası yapsın. Emrullah Turanlı misafirdir ya. Yarın öbür gün canı sıkılır, alır ceketini çeker gider. Misafirdir, yabancıdır. Buraya ait değildir. Burayı sevmemiştir. Kıbrıs Türk halkını sevmemiştir. Kıbrıs Türk siyasetini sevmemiştir. Ona göre herkes rüşvetçidir. Devlet ona kazık atmıştır. Mağdurdur. 10 yıldır, 8 yıldır bir havalimanını bitirmiyor bu adam. Vergi almasını bilir bu devlet değil. Bu devlet, bu memlekette tutunmaya çalışan, yaşamaya çalışan, var olmaya çalışan Kıbrıs Türk insanlığından vergi almasını bilir. Çoğu zaman da haksız yere. Çoğu zaman da zorla. Bu devletin dişleri Emrullah Turanlı'ya geçmez. Geçmez. Geçemiyor. Geçemiyor. Hiç kimsenin Kıbrıs Türk halkının geleceğiyle oynamaya hakkı yok. Değil mi? Yok. Olmaması lazım. Kimse savunamaz bu adamı. Kimse çıkıp hiçbir Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkilisi, hiçbir Kıbrıslı Türk gazeteci, hiçbir siyasetçi bu adamı savunamaz. Savunursa Kıbrıs Türk halkına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ne ayıp etmiş olur.